ilinde gelen köpek eğitim merkezlerinden bir tanesindeyiz. Dog Sport İstanbul'dayız ve yanımda Cenk Bey var. Cenk Bey, Dog Sport İstanbul'la alakalı ya da Dog Sport İstanbul'u bana anlatır mısınız? Dog Sport İstanbul, Türkiye'de en eski tesislerden birileri arasında. Aşağı yukarı 99-2000 senelerinde temelleri atıldı ama profesyonel anlamda 2004-2005 seneleri aralığında faaliyet göstermeye başladı. 10 dönüm üzerine kuruldu bir tesis. Köpek sporları, eğitim üzerine hem hoca kadrosu olarak hem de tesis olarak her türlü yeterlilik sertifikalarına, diplomalarına, her şeye sahip. 150 köpek kapasiteli. 150 köpeğin içinde VIP özel kennel de var. Bizim köpek oteli hizmetimiz de. Pansiyon, köpek oteli. Pansiyon, köpek oteli. Bu aşağı yukarı 12 tane VIP kennel, klima, koltuk takımı, televizyon, bu tarz şeyler olan yerler. Bu tarz yerler artık... Burası insanlar... o zaman tam otel yani. Evet, evet. Biraz tatil yeri gibi de zaten. Tatil köyü. Doğanın içerisinde. Çok keyifli bir yerdir. İnsanlar burada geliyor, köpeklerle vakit geçiriyorlar. Kendilerini rahat hissediyorlar ormanın içinde. Süper. Köpekler de huzurlu hissediyor. Çok güzel bir yer. Ben buraya 2018 senesinde gelmiştim. Sizin düzenlediğiniz bir etkinlik vardı. Evet. Dünya şampiyonu bir frisbee şovu yapan... Lawrence Frederick gelmiş. Evet. Onun görüntülerini de hafiften küçük bir yere koyacağım. İzlersiniz siz. Şahane bir gösteriydi gerçekten. Efsane bir gösteriydi. Benim ikinci gelişim. Ama dediğim gibi burası gerçekten çok güzel bir yer. Ormanın içerisinde şahane bir yer. Eğitim konusunda da ben iddialı görüyorum sizi. Yani eğitim konusunda uluslararası bütün sertifikasyonlara sahibiz. FCI Instructor, FCI Master Trainer sertifikalarımız hepimiz var. Hoca kadromuz Karl olsun, Mitika Moldovan olsun, Cenk Koparan ben olayım. Hani bütün köpek eğitimleriyle ilgili her türlü sertifikasyona sahibiz. Zaten Tarım Köy İşleri Bakanlığı tarafından Türkiye'de çok az çiftlikte var. Eğitim çiftliği ruhsatımız da var. Köpek pansiyon otel harici. Eğitim çiftliği ruhsatımız da var. Hani bakanlık tarafından resmi bir tesis. Eğitmenlerde zaten Karoli Mitika'yı tartışmaya çok gerek yok. Avrupa çapında tanınan iyi, çok kaliteli eğitmenler. Biz daha çok İPO denilen şu an İGP oldu. İsim değişikliği oldu FCI'da. O sporla daha çok uğraşıyoruz. Bu sporun içinde iz takibi, itaat, koruma aşamaları var. Onun harici Border Collie Derneği ile çalışıyoruz. Onlar bizim hocamızla obedience çalışıyorlar itaat üzerine. Frisbee, dog dance falan bu tarz şeyler de çalışılıyor. Yani burası tamamen biraz kulüp ortamında. İnsanların böyle rahat, huzur bulup hem köpeklerle rahat vakit geçirip eğlenebilecekleri. Bu bir aslında bir hobi, evet. Bir spor. Hani yarış şeyi girdiği zaman biraz hırslar oluyor insanlarda. Ama hırs yapmayıp daha böyle mutlu, pozitif köpeklerle o zaman başarı daha çok geliyor. Doğru söylüyorsunuz. Biraz ego olmaması lazım bu işlerde. İnsanlarla kırmadan, çünkü köpek sporuyla uğraşıyoruz ama köpek sporuyla uğraşırken başka fazla sporlarla da uğraşmaya çalışıyoruz. Aslında gerek yok, çalışacağız. Süper. O gün geldiğimde çok etkilenmiştim. Bir iki şov yapabilir misiniz bize? Tabii eğitmenlerden, ki. Tabii. Eğitmen arkadaşlara da söyleyelim. Kara hocamız size bir itaat çalışması göstersin. Olur. Onun peşine diğer çalışmalarımızdan da süper beraber çeker.
city. I'm
Ben Macaristan'dan geldim. Macaristan'daki profesyonel hocayım. FC Ekonomik hocayım. Burada dostlarla mutlu mutlu çalışıyoruz beraber. Köpekleri hep daha iyi daha iyi hale getirmek istiyoruz. İlk köpeğim zaten benim köpeğim. Malinois. Evet. Belçika çoban köpeğin cinsinin Malinois türü. Şu anda o İPO veya şu anda IGP olarak yarışıyor. O artık o söylüyorum bu işte kaşar oldu 7 yaşında. İkinci köpeğimiz o ondan çıkarttım çünkü o düşünüyorum müşteriye görmek lazım, nasıl eğitmek lazım bir pet köpeği, nasıl güzel mutlu oluyor, nasıl eğitimi çok severek yapıyor. O bizim bir müşterimin köpeği. Üçüncü köpek o bir yavru. Yavru eğitim çok önemli bence. Hayatının temeli orada yapıyorsun. Bütün hayatta sonra çok daha rahat, çok daha düzgün raya giden bir köpeğiniz oluyor. Böyle yapınca o Doberman bir 4 aylık bir yavru. Ve en son çıkarttığımız köpeğimiz Cenk Bey'in köpeği. O da bir Malinois köpeği. Belçika Malinois. O şu anda dünya şampiyon yarışmaya hazırlıyoruz. Çok iyi gidiyor. Genç. Daha çok genç daha çok daha çok yolu var. Ama her şey yolunda şu anda. Şey çok teşekkür ediyorum size eğitim için. Bir şey değil. Bir şey söylemek istiyorum ben izleyenlere. Bu sadece bir tanıtım videosu olacak. Dog Sport İstanbul'un. Biliyorum Sinan Saut ne zaman ısırılacak diye çok bekliyorsunuz. Bundan sonraki videomuzda size aşırı derecede agresyonlu, tehlikeli gösteriler yapacağız. Sinan'ın uçtuğu, takla attığı falan. Öyle mi yapacağız abi? Isırılır mıyım bu sefer? Yani seni kıyafet giydireceğiz, zarar görmeyeceksin. Ama ısırılma tehlikem var. O var, ciddi köpekler. O her zaman. Ciddi köpekler. Ciddi köpekler. Köpekler kontrollü, sorun yok. Kontrollü, hadi bakalım. Ama bayağı bir aksiyonlu olacaklar. Evet, evet, kesinlikle. Genelde bu tür gösterileri biz yurt dışında yapılan şeylerden görüyoruz. Mesela televizyonlarda izliyoruz veya YouTube'da yurt dışındaki gösteriler izliyoruz ama Türkiye'de de varmış. Var, KMPV, Mondoring bu tarz köpekler o full bite'larla, o tarz kıyafetlerle çalışıyorlar. Hani bir dahaki program senin için çok heyecanlı, tehlikeli olacak. Teşekkür ediyorum. Dog Sport İstanbul'un Instagram sayfası videonun alt köşesinde geçiyor. Benim Instagram sayfam videonun alt köşesinde geçiyor. Cenk Bey isterseniz sizinkini de bırakayım ama direkt Dog Sport'u bırakmam daha mantıklı daha olur. Daha mantıklı olur. Sizin en son söyleyeceğiniz bir şey var mı video yok, için? Çok teşekkür ederim. İkinize de çok teşekkür biz ediyorum. Bundan sonraki videoyu sabırsızlıkla bekleyin. Videoya like atmayı, kanala abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere.